Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu hafta konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Hastanesi doktorlarından kadın doğum uzmanı operatör doktor Görkem Özçer. Konumuz jinekolojide kozmetik uygulamalar. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeditepe Üniversitemize. Evet, görüşmeyeli nasılsınız çok hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Tabii ki Yeditepe Üniversitesi Hastanesi olunca kendimizi daha güvende ve samimi ortamda hissettiğimiz için sohbet eşliğinde hem konuları değerlendirelim, kadın sağlığını ön plana çıkarmaya çalışıyoruz, farkındalık oluşturmak istiyoruz ki kadınlar sağlıklıysa çocuklar sağlıklı, toplumlar sağlıklı olur. Artık ön planda tutulması gerektiğini bildiğimiz için bu bilinci oturtmak için sizin gibi değerli hocalarımızla bu konuları sohbet eşliğinde konuşarak farkındalık oluşturmak istiyoruz çok hocam. Görüşmeyeli nasılsınız, neler yaptınız? Çalışmalara devam ettik. Özellikle birçok alanda tabii üniversite hastanesi olarak Üniversite Hastanesi olarak yenilikleri takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerek kendimiz bilimsel araştırmalar yapıyoruz, gerekse bilimsel araştırma bu projelerini destekliyoruz ve katılıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız oldu. O yüzden bugün de gene yine güncel bir konuyla birlikteyiz sizinle. Çünkü tıp, bilim, teknoloji zaten evet, her gün hızlı bir çok şekilde hızlı ilerliyor. Yakalamak evet, zor oluyor. Sizin gibi hocalar vasıtasıyla yakalayarak sağlıklarımızı güvence altına almaya çalışıyoruz teşekkür inşallah. Ederim. Peki hocam, jinekolojide ne gibi kozmetik uygulamalar vardır? Kozmetik uygulama nedir? Nedir? Evet. Şimdi kozmetik dediğimiz zaman tabii bir görsel, bir estetik işlemden bahsediyoruz aslında. Ama bizim uygulamalarımızın hepsinin sadece estetik amaçlı olduğunu söyleyemeyiz. Tıbbi tedavi yaptığımız ama kozmetik uygulama başlığı altına giren uygulamalarda söz konusu. Yani bir ihtiyaç dahilinde, bir rahatsızlık dahilinde veya bir şikayet sonrasında yapmamız gereken, endikasyonu olan, gerekliliği olan işlemlerden bahsedeceğiz bugün. Kozmetik dış görünümü değiştiren işlemler, kozmetik işlemler. Evet, kozmetik deyince bir yani evet, makyaj gibi algılıyoruz ya da arabanın boyası gibi algılıyoruz evet, ama burada tamamen farklı bir konu. Tabii, çünkü işin içine cerrahi de giriyor. Şimdi kozmetik işlem dediğimizde biraz açalım isterseniz nelerden bahsedeceğiz bugün. Son derece gündemde bir konu. Dış görüntünün yani genital bölgenin görüntüsünün değiştirilmesine veya iç genitallerin fonksiyonel yapısını etkileyen işlemlerden bahsedeceğiz. Bunları iki gruba ayırıyoruz. Cerrahi işlemler ve cerrahi olmayan ama girişimsel işlemler. Bu işlemlerin hepsi öncelikle girişimsel işlem. Yani biz bir şekilde bir vücut bütünlüğüne yönelik bir işlem yapıyoruz. Eğer vücudun çalışma mekanizmasına yönelik işlemler yapıyoruz. Dolayısıyla girişimsel işlem olarak geçiyor. İki başlık altında toplarsak eğer cerrahi işlemler bizim dokuyu kesip diktiğimiz işlemler. Bunların içine hangi organa biz o cerrahiyi uyguluyorsak arkasına bir plasti ekliyoruz. İşte vajinoplasti, vajene uyguladığımız cerrahi, vulvoplasti, labioplasti, perinoplasti, hudoplasti, klitoroplasti gibi cerrahi bölgesine dair işlemlerimiz. Alanına göre yaptığımız işlemler. Bunların detaylarına gireriz. Bir de cerrahi olmayan ama yine de girişimsel işlem başlığı altında olan bu uygulamalarda tabii teknolojinin gelişmesiyle biz güçlü bir silah kazandık. Bu silah nedir? Lazer. Lazer uygulamaları tüm tıpta estetik, plastik estetik anlamında çok ciddi yer kazandı. Güzelleşme ve güzellik ile ilgili bir takım öne çıkan uygulamalar söz konusu çok olmaya güzel başladı. Bizim buradaki tabii ki uygulamalarımızda yine lazer içeriyor. Lazerden şöyle bir ana başlık olarak isterseniz bahsedeyim. Tabii çünkü ki en güncel, en merak edilen uygulamalardan bir tanesi. Şimdi lazerin aslında birçok tipi var. Belki güncel yaşamda karşılaşmışsınızdır. Farklı lazer tipleri, işte karbondioksit, endiyak gibi, erbiyum gibi. Bu aslında o
ışın dalgasının elde edildiği mekanizmaları ifade ediyor, teknolojileri ifade ediyor. Temel mantık nedir? Biz dokuya bir enerji gönderiyoruz. Bu enerjiyi farklı derinlikte, farklı dalga boyunda, farklı termal etkiyle, farklı açılım, dik açılan farklı yüzey alanında uygulayabiliriz. Bunların hepsinin dokuya yapılacak işleme veya tıbbi gerekliliğe göre ayarlanması söz konusu. Temel mantık, biz orada bir harabiyet yapıyoruz dokuda. Deri altında, mukoza altında bir harabiyet yapıyoruz. Yani ısı vererek, termal etki vererek bir harabiyet yapıyoruz. Peki bu harabiyet bizim ne işimize yarıyor? Yani harabiyet yapılıyor, evet. Çünkü. Eskiler dağılıyoruz derler. Dağlamak. Dağlamak diye bir terim var Türkçe'de, evet. Türkçemizde. Aslında hafif bir dağlama yapıyoruz. Ama burada bu işlem bize cildimizin, mukozamızın, derimizin altındaki orayı gençleştiren, rejenere eden, yani o hasarlanmayı vücut yenileme ile cevap veriyor. Oradaki yarayı iyileştirmeye çalışıyor. Yara olarak düşünüp bunu iyileştirmeye çalışıyor. Bu sırada yeni kan damarları oluşturuyor. Yeni cilt altı dokusunu geliştiren hücre dışı matriksler oluşuyor. Oraya bir takım büyüme faktörleri, doku iyileştirici faktörleri yollamaya başlıyor. Yani bir hücreden zengin, gençleşmiş bir doku. Bunun dışında elastikiyeti arttırmak. Çünkü yara iyileşmesi hep kasılarak, fibroblastla birleşerek, böyle biraz büzüşerek hep yara iyileşmesi olur. Yaramız böyle, bir yerimiz kanasa hep biraz büzüşerek iyileşir, evet. Farkındasınızdır. O büzüşme etkisi de bize işte daralma, gençleşme, özellikle vajenden bahsediyorsak, vajinal dokudan bahsediyorsak, o bölgedeki dokunun canlanması, damarlanma artışıyla ıslaklığın artması, hücre tabakasının yenilenmesiyle bir takım enfeksiyonlara karşı daha dirençli olma kabiliyeti kazanmak gibi özellikler getiriyor. Biz lazeri nereye ve nasıl yapıyoruz? Evet. Şimdi lazerin birçok endikasyonu var. Bunlardan en önemli, sizin de ürün ekolojiyle ilgili görüşmüştük, idrar kaçırmalarla ilgili, evet. Görüşmüştük. Daha önce programlarda. Evet, programlarımızda. İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarımızda uygun indikasyonlar ve uygun değerlendirmelerden sonra lazere aday hastalarımıza vajinal uygulamayla, bazı şartlarda idrar borucuğuna da lazer uygulaması yapıyoruz. Ama oradaki dokunun sarkmanın giderilmesi, daraltılması, gençleşmesi ve kas fonksiyonlarını da, yani minik kas gruplarını da aktive edici özelliği var lazerin. Avantajları çok fazla, çünkü herhangi bir anestezi gerektirmiyor. Ağrı çok minimal, ağrı hissi, ağrısız bir işlem. Tekrarlanabilen bir işlem. Dolayısıyla lazeri idrar kaçırmada, vajinal genişlikte, vajinal daraltma amacıyla yoğun olarak kullanıyoruz. Çok faydasını görüyoruz. Yaklaşık 4-6 hafta sonra bir seans daha yapacak şekilde planlıyoruz ve kişinin bünyesine, doku yapısına göre 6 ayla 1 sene içinde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Tabii burada tekrar vurgulamak istiyorum. Tabii ki. Doğru hasta, doğru endikasyon, doğru hastalık, doğru tedavi ve doğru uygulama metodu. Bunlara göre yol aldığımızda çok güldürücü sonuçlar alıyoruz. Bunlardan bir tanesi idrar kaçırma. Vajen daraltma aynı zamanda cinsel fonksiyon açısından da oldukça insanı, kadını rahatlatan bir uygulama. Bunu da sağlayabiliyoruz. Gerek doğumdan sonra, gerek, evet. Yaş nedeniyle. Evet, evet. İlerleyen yaşla birlikte dokularımız biraz gevşiyor, cildimiz nasıl farklılaşıyor. Genital organlarımız da aynı şekilde. Yani. Onları da böyle bir tekrar gençleştirme, tekrar eskiye doğru bir hareketlendirme gibi avantajları var. Bunun dışında lazerin güzel bir uygulama alanı daha var bizim için. Affedersiniz. Genital sihirlerde özellikle
daha noktasal, daha hedefe yönelik bir atış yapabildiğimiz için genital sihir tedavisinde bazen çok büyük sihirlerle karşılaşıyoruz veya çok yaygın genital sihirlerle karşılaşıyoruz. HPV'den bahsedeceğiz birazdan. Evet. O yüzden bize çok büyük avantaj sağlıyor ve doku iyileşmesi diğer dağlama metotlarına göre daha yüz güldürücü. Sihir tedavisinde özellikle endikasyonlarımızdan bir tanesi. Bir diğeri de beyazlatma amaçlı. Yani kozmetik amaçlı kullanabiliyoruz. Burada tabii kişinin öz değer algısının yükseltilmesi, cinsel hayatının güveninin yükseltilmesi gibi güzel etkileri de söz konusu. Bu konuda lazeri kullanıyoruz. Diğer alt basamaklara yavaş yavaş geçeyim. Cerrahi olmayandan özellikle. PRP'den bahsedelim biraz. Tabii ki. Şimdi PRP ve diğer enjeksiyonlar, yani plazma verdiğimiz, yani kadının kanından alıp trombosit dediğimiz o kan pulcuklarını ayrıştırıp plazması ile birlikte verdiğimiz uygulamalar var. Yine aynı şekilde büyüme faktörleri içeren ayrıştırdığımız uygulamalar söz konusu ve bazı durumlarda da kök hücre enjeksiyonlarımız söz konusu. Özellikle plazma işlemleri çok daha kolay. Kolundan bir kan alıyoruz hastamızın. O özel sentrifüj cihazlarıyla ayrıştırılarak bize soğuk zincir altında uygulama enjektörleriyle geliyor. Biz bunu gene vajinal, özellikle kronik vajinitlerde geçmeyen mantar enfeksiyonlarında çok güzel etkili faydalar görüyoruz. Cinsel fonksiyon azlığında kullanabiliyoruz. Bu işlemlerde PRP bizim hatta kısırlık tedavisinde bile çok yüz güldürücü sonuçlarımızı alıyoruz klinik olarak. Uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi. Kök hücre bazen PRP ile karışır. Kök hücre dediğimizde bizim dokumuzdaki, yani kanımızdan ayrıştırdığımız değil de dokudan aldığımız, yani bir doku örneği gerekir. Bunun için de yağ dokusu kullanabiliyoruz. İşte bir ufak liposakşın işlemi, yağ çekme işlemi sonrasında ayrıştırılan kök hücreleri biraz kültüre edip çoğaltıp onu uyguladığımız bölgeler var. Bunlar yine cilt altı dokunun, mukoza, vajen dokusunun, klitoris dokusunun gençleştirilmesinde kullandığımız yöntemler. Bir de dolgu yöntemlerimiz var. Şimdi tabii cerrahiye doğru da biraz yavaş yavaş kayıyorum bu noktada. Herkesin çok farklı yapısı var. Fakat kişinin kendi memnuniyetsizliği söz konusu olan durumlarda biz bunları değerlendiriyoruz. Bazı anatomik farklılıklar var ki sık enfeksiyonu neden olabiliyor. Küçük dudakların büyümesi, büyük dudaklarının doğum sonrası kilo vermesi veya yaşlılıkta sarkması. Bazen sporcu kızlarımız geliyor, sporcu kadınlarımız geliyor. Bisiklet kullanan, işte yüzme yarışlarına katılan, onların bir takım rahatsızlıkları, fonksiyonel rahatsızlıkları olan durumlarda evet, endikasyon doğrultusunda konuşarak bu işlemlere, cerrahi tarafa yönelebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de dolgular. Tabii son dönemlerde cilt ve yüz dolguları çok, dudak cilt evet. dolguları çok fazla gündemde. Çok yaygın görüyoruz. Siz de karşılaşıyorsunuzdur. Tabii ki. Bunları hastayla görüşürken, yani bu istekle gelen hastalarla görüşürken bir kere öncesi ve sonrasını iyi görüşmemiz gerekiyor. İyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü bir yabancı madde enjekte ediyoruz. Hyaluronik asit genellikle hayvan kaynaklı, hayvanlardan ekstra edilen bir ürün. Dolayısıyla bir alerjik reaksiyon riskimiz var. Evet, eriyen ürünler, kaybolan ürünler, tekrarlama ihtimali söz konusu olabiliyor. Ve bazen de bir takım morluklar, istenmeyen renk değişiklikleri veya migrasyon dediğimiz bir noktaya yaptığınız enjeksiyonun farklı bir noktaya ilerlemesi olabiliyor. Dolayısıyla özellikle enjeksiyonlarda, hyaluronik asit enjeksiyonlarda bunları detaylı şekilde konuşuyoruz. Temel olarak sünmüş ve sarkmış ve boşalmış bir dokunun tekrar
doldurulması. Eski haline döndürülmesi. Eski haline döndürülmesi amacını taşıyor. İdrar kaçırmada kullandığımız botoks enjeksiyonları var. Mesaneye yapabildiğimiz enjeksiyonlar var. Bunlar da gene kozmetik ya da jinekolojik kozmetik başlık altında konuşulabilir. Ve tabii cerrahiler. Şimdi cerrahileri şöyle bir toparlayayım isterseniz konuyu tamamlayayım. Cerrahilerde yaptığımız yani işlem yaptığımız organın arkasına plastiği ekliyoruz. Vajinoplasti, hudoplasti, klitoroplasti gibi. Bu demin önce bahsettiğim o 400 kişilik vulva da çok benim için önem arz ediyor. Çünkü her kadının bir vulva tipine sahip olma istemesi aslında çok da doğru değil. O bir organ, doğuştan gelen bir organımız. Bunun gereğinden fazla çıkartılması, gereğinden az çıkartılması da sorun teşkil edecektir. Dolayısıyla burada iyi bir değerlendirme yapıyoruz. Özellikle cinsel yaşam için etkili olan bir takım bölgelerden dikkatli davranıyoruz bunlara. Ve bu şekilde hastamızla görüşerek bir operasyon kararı veriyoruz. Cerrahiler böyle. Buyurun. Peki hangi durumlarda jinekolojik kozmetik uygulamak gerek duyulur? İşte biraz önce bahsettiğim gibi cinsel ilişki sırasında ciddi ağrı yapan, çok iri dudaklar sarkma yapan, günlük hayat fonksiyonunu etkileyen, enfeksiyona bir takım akıntıları çünkü orada o bölgede mikropların toplanmasına sebep oluyor. Bunlara sahip olan hastalarımızı öneriyoruz. Uygulamalar için hangi anestezi yöntemleri kullanılıyor? Çünkü yani işlemler denince insanların ya da cerrahi dendiğinde direkt acı aklına geliyor. Evet, doğru. Bunun için tabii ki bir anestezi yöntemi uygulanıyor. Hangi anestezi yöntemleri uygulanıyor? Öncelikle lazerden bahsediyorsak eğer, lazer için herhangi bir anestezik uygulamaya gerek duymuyoruz. Acı oluyor mu peki? Çok minimal, hiçbir şey. Yani hafif bir rahatsızlıktan daha fazla bir acı değil. Kesinlikle şiddetli bir acı, tolere edilmeyecek bir durum kesinlikle söz konusu değil. Çoğunlukla lokal anestezik uygulamaya bile çoğu zaman gerek duymuyoruz. Biraz tabii kişinin ağrı eşiğiyle de alakalı veya kafasındaki o acı duyacağım endişe hali de biraz daha tabii onu hissetmeyi, o hissi arttırıyor açıkçası. Gülerek, konuşarak muayeneye işleme giren hastalarımızın bittiğini fark etmeden kalkabiliyorlar. Çok güzelmiş. O yüzden ama biraz daha telaş, daha endişeli panik olarak. Yani panik de çok yaşanmıyor ama endişe haliyle gelen hastalarımıza önce bir rahatlatıyoruz. İşlemin acı vermeyeceği, rahatsız olmayacağı konusunda kendilerini yatıştırdıktan sonra lazer konusunda bunu yapabiliyoruz. Hem beyazlatma, hem üretral, hem de vajinal lazerlerde. Diğer enjeksiyonlarda lokal anestezi gereklidir. Çünkü bazı enjeksiyonlarımızda dolgu maddesi, özellikle enjeksiyon, biraz daha büyük iğneler kullanabiliyoruz. Öncesinde lokal anestezi dediğimiz uyuşturmayı yapıyoruz. Cerrahilere geçtiğimiz zaman tabii o zaman bir anestezi gerekliliği var. Cerrahi işlemde de hafif bir uyku sedasyon anestezisi altında. Bunlar çok uzun süreli işlemler olmuyor genellikle. Endoskopi gibi. Evet, tabii daha da bölge dışarıda olduğu için daha kolay erişim olduğu için daha rahat. Fakat gene de sinir ve kan damarının çok yoğun olduğu, hassas bölgeler olduğu için bir anestezi uygulaması gerekiyor. Bunun için bir anestezi konsültasyon muayenesinden geçiyor hastalarımız. Peki kozmetik jinekolojik uygulamaların ne gibi riskleri vardır? Evet. Maalesef bizim cerrahide sıfır risk diye bir şey yok. Herhangi bir cerrahi işlem yapıyorsak mutlaka bir riskimiz var. Bu nedenle bu konuda önceden bilgilendiriyoruz hastalarımızı her şeyden önce. Özellikle plasti, işte vajinoplasti, perineoplasti, vuloplasti gibi işlemlerde enfeksiyon riskimiz var. Her ne kadar dikkat etsek bir oranda gelişebilir. Dikiş materyallerine doku reaksiyonu riskimiz var. Dikişlerin açılması veya dikişlerin istemediğimiz görüntüleri oluşturma riski var.
Tecrübelerde yapılmayınca son görüntünün bence en büyük risk bu. Son görüntünün tatmin edici olmama riski var. Evet. Çünkü biz tabii işlem öncesinde bütün ölçülerimizi alıyoruz, işte hastamıza gösteriyoruz, şekilleri gösteriyoruz, ekran işte, görüntü paylaşımı yapıyoruz. Bu şekilde uzun bir tartışma süreci geçiyor aslında. Çünkü bunlar bir kere yapılması gereken işlemler. Yani revizyona gittiği zaman çok daha zor sonuçlar, iyi sonucu çok daha zor alıyoruz. O yüzden baştan iyi planlamak gerekiyor. Yara kenarlarında tırtıklanmalar, asimetrik oluşumlar, yani bir taraf yukarıda, bir taraf aşağıda, bir taraf biraz daha kısa, bir taraf biraz daha uzun gibi hafif asimetriler söz konusu. En büyük risklerden bir tanesi bu. Bir de hastalarımızın özellikle sigara içmemesini çok istiyoruz. Çünkü yara iyileşmesini çok kötü etkiliyor. Beklemediğiniz, aynı cerrahi uyguladığınız hastalardan çok beklemediğiniz komplikasyonlar gelişebiliyor. Bütün yaptığımız işlemleri tersine çeviriyor. Sil baştan. Bütün bizim gerek PRP olsun, gerek lazer olsun, bütün o dokuyu gençleştirici işlemlerin, bütün o bizim sevdiğimiz faktörlerin, medyatörlerin hepsini geriye alıyor. Bu yüzden sigaraya çok dikkat etmek istiyoruz. Dolgularla ilgili söyleyeceğim bir işte renk değişmesi, çok ender olarak alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Bunlarda ince mukozalı bir bölge olduğu için şiddetli ağrıyla beraber veya ciltte göreceğinizden daha ileri bir reaksiyonla bize geliyor. O yüzden dolguları anlatırken biraz daha temkinli oluyoruz. Genel olarak komplikasyon riski oldukça düşük işlemler, doğrusunu söylemek gerekirse. Her kadın bunu yaptırabilir mi hocam, jinekolojik kozmetik uygulama? 18 yaşından sonra, 18 yaş altında ciddi anatomik doğuştan gelen bir takım bozukluklar varsa, işte kapalı dudaklar veya onun gibi başka sıkıntılar varsa, adet görememeye yol açacak bir takım tıkanıklıklar varsa, bu tabii kozmetik başlığı altında değil, tedavi edici işlemler olarak yapıyoruz. Öncelikle hastaların psikolojik durumunun, öz değerinin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Genellikle bizim toplantılarımızda, konsensuslarda, derneklerimizde konuştuğumuzda bu öz değer duygusunun olmadığı, farklı psikolojik altyapılarda olan hastalara bunu hemen önermiyoruz. Yani bu istekte gelse bile öncelikle bir terapi sürecinden geçmesini bunları istiyoruz. Ve tabii yasal olarak reşit olmalarını istiyoruz. Çok da gerekli olmayan veya çok uç isteklerle gelen hastalarımız da bu konuda bir bilgilendirme yaptıktan sonra tekrar düşünmeleri konusunda bir zaman onlara doğrusu veriyoruz. Bu işlemler yapıldıktan sonra doğum, yani gebelik doğum yaşanabilir mi? Ya evet. Da tekrar bu işlemler yapılabilir mi? Şöyle, gebelik normal doğum için özellikle tabii vajinal daraltma operasyonlarından bahsediyorsak gebelik, yani doğurganlığını tamamlamış olmasını istiyoruz. Tekrarlanabilir mi? Evet, tekrarlanabilir. Ama demin de söyledim, ilk atış en iyi atış. Her zaman ilk bıçak en iyi iş gören bıçak. O yüzden bunu istiyoruz ki bir kere yapsın cerrahi olacaksa bu işlemi. Diğer işte beyazlatma, sıkılaştırma gibi işlemler mükerrer olabilir. Ama en iyi silahımızı öyle kullanalım istiyoruz. Programın sonuna yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için hocam ne söylemek istersiniz? Her kadın güzeldir. Her kadın çok güzelsiniz. Her kadın güzel. Eğer hayatınızda sizin yaşamınızı etkileyen, aile hayatınızı etkileyen veya öz değerinizi etkileyen genital problemleriniz varsa bir hekimle görüşüp, bunlardan utanmadan, sıkılmadan bir hekimle görüşüp, bir de medyadan veya sanayi toplumunun değerlerinden çok etkilenmeden kendi öz farkındalığınızı da yanınıza alarak
birlikte bir karar vermeniz, bu konuda etkileşimlerinizi hekimle paylaşmanızı önereceğim. Doğru kararı hep birlikte verelim. Doğru karar verildiğinde konforlu bir yaşam başlamış evet, olur. Evet. Kıymetli izleyiciler, hocamızın da dediği gibi yani teknoloji ilerliyor, zaman, algılar, kültürler değişiyor. Bunun için utanmaya gerek yok. Daha sağlıklı eşlerle aile birliği yaşamak istiyorsanız kadın doğum uzmanlarıyla bu sorunları çözerek konforlu bir şekilde yaşamınızı daha özgüven içinde devam edebilirsiniz. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için hocam çok teşekkür ederiz. İnşallah başka programlarda tekrar görüşmek üzere. Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programının tekrarını izleyebilirler. Haftaya aynı gün ve saatte inşallah çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın efendim.